Sağlıklı bilginin en doğru adresi Doktor Feridun Kunak Show bugün de dop dolu. Ağız ve diş sağlığını korumanın yolları. Evde uygulayabileceğiniz doğal diş macunu tarifi. Ağız yaraları ve kokusuna savaş açan tarifler. Faydası saymakla bitmeyen portakal kabuğu yağ yapımı. Serap Kunak'tan evde kolayca yapabileceğiniz ağız ve diş sağlığı için gargara. Az sonra Doktor Feridun Kunak Show'da. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ekran başındaki seyircilerim, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Bugün Ankara'mızın Elvan kentinden geldi kardeşlerimiz. Döne ablamız getirdi ekibiyle beraber geldiler. Hoş geldiler, sefa geldiler. Evet can kardeşler, bugün sizlerle biraz ihmal edilen ama son dönemlerde çok şükür biraz ihmalimiz azaldı. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili konuşacağız. Dişlerimizle ilgili konuşacağız. Ağız yaraları ile ilgili konuşacağız. Ağzımızda yaralar niye oluyor? Ne yapabiliriz? Onu konuşacağız. Evde basitçe ağız yaralarına neler yapabiliriz, neler yapmayız? Onu konuşacağız. Size %100 doğal ve aynı zamanda diş sağlığınız açısından, diş eti sağlığınız için çok faydalı bir diş macunu yapacağız. Hepinize de yapmanızı tavsiye edeceğiz. Çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. Beraberce yapıp göstereceğiz. Sevgili kardeşlerim, geceleri böyle dişlerinizi çok sıkıyorsunuz. Sıktığınız zaman şurada bir eklem var. Bunda sıkıntı oluyor. Bazılar böyle tak tuk yapar. Burada bir ağrı duyarsınız. İşte buna mani olmak için ne yapabiliriz, ne yapmayız onu anlatacağız bugün. Ve çok önemli, çok önemli bir yağ yapacağız size. Bomba kere bomba. Portakal yağı. Selülitim var diyenler, nezle gripim diyenler, kabızlığım var diyenler bu yağı muhakkak yapacaklar. Selülite nasıl iyi geliyor, kabızlığa nasıl iyi geliyor hepsini anlatacağız. İçerseniz kabızlığa iyi geliyor, içerseniz nezle gribe iyi geliyor. Sürerseniz varislerinize ve selülitlerinize çok iyi geliyor. Portakal yağı yapacağız beraberce, göreceksiniz çok güzel bir şekilde. Piyasada bir sürü ağız suları satılıyor. İşte ağzını çalkala çok iyi oluyor, kokmuyor mokmuyor filan diyorlar. Biz de size %100 doğal ev yapımı bir ağız solüsyonu yapacağız. Hani dişlerinizi fırçalama yerinde duracak bu. Bir yere acele yetişmeniz lazım. Hemen ağzınızı yapacaksınız. Çok çabuk bir ağzınızı ferahlatıcı, rahatlatıcı bir karışım yapacağız. Yani bugün dişlerimizle ilgili, ağzımızla ilgili konuşacağız. Bunları anlatacağız. Böyle bir aletler var. Bunları konuşacağız. Bunlarla ilgili neler yaparız, neler yapmayız onları konuşacağız. Böyle diş fırçaları mı kullanalım? Yoksa böyle diş fırçaları mı kullanalım? Onları konuşacağız. Burada bir aletimiz var. Acaba bu neye yarıyor? Bunu konuşacağız. Şunu da şöyle bir gösterelim. Hepsini ince ince elimizden geldiği kadar anlatacağız. Yine ağız yaraları için evde çok kolay, basit bir şey karışım yapacaksınız. Ağız yaralarınıza inşallah çok iyi gelecek diye düşünüyoruz. Tabii ki her zaman olduğu gibi diş hekiminize muhakkak hiç değilse 6 ayda bir, senede bir muhakkak kontrole gideceksiniz. Önceden tedbir alacaksınız. Çünkü diş geri gelmiyor kardeşler. Bir bozuldu mu hiç geri gelmiyor. İmplant ne? Takma dişler ne? Onları da elimizden geldiği kadar öğretmeye çalışacağız. Şimdi yeni böyle bir implantlar yapılıyor dişlere. Bunlar nasıl yapılıyor? Nasıl oluyor? Onları çizerek size elimizden geldiği kadar göstereceğiz. Canlı canlı, heyecanlı heyecanlı programımızı yapacağız inşallah. Ama her zaman olduğu gibi vazgeçmeyeceğimiz sabah sporumuz. Ben katıldığımdan beri Feridun'un şuralarındaki ağrılar da geçti. Çok iyi. Gerçekten çok iyi geldi. Şimdi can kardeşler. Bir aydan beri spora geliyorum. Can kardeşler, şimdi kendi kendini tuzağa düşürüyorsun. Evet. Bir aydan demek ki başka zamanlar yapmıyordum benim hareketlerimi. Yapmıyordum ama Feridun Biz herkese yapın diyoruz. Şey kendi karısı niye yapmıyor ama derler. Bir dakika. Benim tiyatrom vardı. Ya benim tiyatrom, oyunum vardı. Benim programım vardı. Ben ne diyorum? İkiniz kanda olsa buna 10 dakika ayırın diyorum. Doğru, kendi karısına yaptıramıyormuş dediler şimdi herkes. Yok hayır. Öyle dediler. Sor istersen. Bir şey söyleyeceğim. Ben... Öyle dediniz mi demediniz mi? Dediniz mi? Demediler. Dedik diyorlar. Seni sevdikleri için öyle diyorlar. Yok demediler. Feridun Bey. Bizim ya bunun dışında da işimiz var. Ekran aşk olsun. Başındakiler dedi ki ya kendi karısını bile yaptıramıyormuş bize gelip hava atıyor dediler. Yok, haydi enerjimizi tazeliyoruz. Hiç kimse öyle canlı demedi. Canlı canlı heyecanlı heyecanlı sabah jimnastiğimizi yapıyoruz can kardeşlerim. Kendimize geliyoruz. En iyi jimnastikte gülmek hiç unutmayın. Şöyle bir gülün, şöyle bir mütebessim bir şekilde alın. Sağ elinizi tepenize, sol elinizi göğsünüze koyun.
Derin derin nefes almaya başlayın. Her nefes aldıkça bedeninize iyiliğin, güzelliğin, huzurun, mutluluğun dolduğunu hissedin. Amin inşallah. Oh. Rahatlayın. İyilikler, güzellikler, huzur olduğunu, güzellikler olduğunu hissedin. Bütün bedeninizi güzellikler dolsun, iyilik dolsun, huzur dolsun, mutluluk dolsun. Oh. Evet, çok canınız sıkkın. Stresiniz var, kendinizi kötü hissediyorsunuz. Şu parmağımı kapatıyorum. Şuradaki yere biraz masaj yapacaksınız. Bakın böyle. Akupresör nokta diyoruz biz bunlara. Buralara böyle böyle masaj yaptıktan sonra bunu sağınızı tepenize, solunuzu göğsüne koyup derin derin temiz havada nefes alıp içinizden güzel duygular beslerseniz bu sizi hemen rahatlatacaktır. İsteyenler dua edebilir. İsteyenler güzel duygular besleyebilir. Bunları yapın. Çok farklı olacak. Göreceksiniz. Hemen stresinizde bir rahatlama olacak. Sevgili kardeşlerim, bunları mümkün olduğu kadar yapmaya çalışınız. Gidebildiği kadar sağ boynumuz, gidebildiği kadar sola. Sağa, sola. Sağ, sol. Gidebildiği kadar sağa, gidebildiği kadar sola. Sağa, sola. Sağ, sol. İyice geriye, iyice öne. 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 Olduğunuz yerde sağa eğ, sola eğ. Sağa, sola. Sağ, sol. Sağa, sola. Sağ, sol. Çok güzel. Şimdi şu boynumuz için yapalım hareketleri. Çenemizi öne doğru alacağız. Şurayı kasacağız. Bakın şöyle. Bu hem gıdı için, hem horlama için, hem de şuradaki kırışıklıklar için bilhassa uzun boynlu kardeş, uzun boyunlu kardeşleriniz muhakkak yapsın. Uzun boyunlular. Kısalar da yapabilir mi? Uzun boyunlularda kırışık çok daha çabuk gözüküyor. Onu söylemek istemiştim. Ondan dolayı. Hadi. Omuzları çevir. 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 Ters çevir. Ters çevir şöyle. İki küreğini yapıştığını hisset birbirine. Ablam ne kadar güzel yapıyor. Harikasın abla. Harikasın abla. Oh. Şöyle rahatlayın, rahatlayın. Hadi omuzlarımıza geçtik. Çevir, 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 çevir. Ters çevir, ters çevir, ters çevir, ters çevir. Bir aşağı, bir yukarı. Omuz kaslarımızı kuvvetlendirmek çok önemli. Omuz kaslarımız kuvvetlendikçe ağrılarda rahatlamalar olur can kardeşler. Geldik ellerimize. Pençe yap, bırak. Pençe yap, bırak. En çabuk bozulan eklemlerimiz, haberiniz olsun, el eklemlerimiz. O yüzden bu hareketler aklınıza geldikçe çok yaparsanız istikbalde sıkıntı olmaz. Ay. Şimdi yumruk yap, ay, sık. Yumruk yap, sık. Yumruk yap, sık. Bırak. Sık, bırak. Bilekleri çevir. Çevir, çevir. Ters çevir, ters çevir, ters çevir, ters çevir. Şöyle bir silkin, dökün. Silkin, kötülükleri, silkin. Sıkıntıları, huzursuzlukları at bedeninden. Geldik yine sırtımıza, at, belimize. At, sırtımıza hareketler yapıyoruz. Kapat kapat kapat, aç 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 aç. Kapat kapat, aç 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 aç. Sırt için hareket bu da, omuz için hareket bu da. Yine göbek kenarlarımız için yapıyoruz hareketleri. Sağa doğru eğil, sola doğru eğil. Sağ, sola. Sağ, sol. Yine duruyoruz olduğumuz yerde. Dönebildiği kadar sağa dönsün. Dönebildiği kadar sola dönsün. Sağ, sola, sağ, sol, sağ, sola. Şimdi hep beraber öne eğileceğiz. Geriye giderken de nefes alacağız. Öne eğilirken nefes vereceğiz. Ver nefes. Geriye giderken al nefes. 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 Rahatla nefes, rahatla nefes. Bu gösterdiğim yana, öne, sağa, sola olan hareketleri, bilhassa bu göbek çevrenizde yağlanma varsa, günde en az 3-4 seferde olmak üzere 100 tane yapınız. Size iddia ediyorum. Bir ay içinde bunu devamlı yaparsanız göbeğinizin ölçümünde en az 3-4 santim küçülme olur. Lütfen bunları yapınız, ihmal etmeyiniz. Geldik kalçalarımıza, hareketimize, basit olduğumuz yerde çek bırak. Çek, bırak, çekiniz, bırakınız, çek. Çek, bırak, çek, bırak, çek. Yana aç, getir, bırak, çek.
Hını aç, getir, bırak, çek, yana aç, getir, bırak. Öbürünü yaptık, çek, bırak, çek, bırak, çekiniz, çekiniz, çek, bırak, çek, bırak, çek, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak, çek, yana aç, getir, bırak, çek, yana aç, getir, bırak. Çok güzel. Yine hem kalça hem diz için hareketlerimize devam ediyoruz. Bacağı uzattık, ayağı kendimize doğru çektik. Olduğumuz yerde kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, içe dışa. Daire, 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 ters daire, ters daire, ters daire, kapat aç, kapat aç, kapat aç. Öbürüne geçtik. Uzattık ayağımız, bacağımızı, ayağı da kendimize doğru çektik. Kaldır indir yapıyoruz. En az 10 tane yapın bundan. 10 tane içe dışa yapın. 10 tane daire yapın. 10 tane de ters daire yapın. Hem kalça için hem diz için bu hareketler. 10 tane de kapat aç, kapat aç, kapat aç, kapat aç. Bu hareketleri güzel yaparsanız dizlerinizde ağrılar olmaz, kalçanızda ağrılar olmaz. Bunları ne kadar çok yaparsanız o kadar güzel kaslarınız kuvvetlenir. Bu yan kenarlarda oluşacak yağlarınız erir, selülitleriniz olmaz. Mümkün olduğu kadar bunları aklınıza geldikçe yapınız kardeşlerim. Gün içinde de yapınız. Diz ameliyatı oldum, yap. Diz menisküsü oldum, yap. Dizime protez takıldı, yap. Dizime protez ameliyatı dendi, yap. Neden? En basitinden ameliyata kolaylık olur. Ameliyatta güzel olur. Kanlandığı için yaran çabuk iyileşir. Ya da protezden bile kurtulabilirsin bu hareketlerle. Sakın ihmal etmeyiniz. Bu hareketleri güzelce yapınız. Geldik gariban ayaklarınıza. İyice çek, iyice bırak. Bakın kış geliyor. Ayaklarınız üşüyorsa bu hareketleri çok yapınız. Ayak tırnaklarınızı kesmek bir ayı geçiyorsa, bir ay oldu hala ayak tırnaklarınız uzamıyorsa biraz aman dikkat. Ayaklarınızın bilhassa parmaklarınız çok üşüyorsa aman dikkat. O yüzden bol bol bu hareketleri yaptıkça orada kanlanma, canlanma olacaktır. Bu hareketleri yaptıkça varislerinizde de düzelme olacaktır. Lütfen bu hareketleri yapınız. Bilhassa uzun yolculuklarda, otobüste, trende aklınıza geldikçe bakın böyle. İyice parmak ucu kalkıp, iyice topuk, iyice parmak ucu, iyice topuk. Topuk, parmak ucu, topuk. Bu hareketleri sakın sakın ihmal etmeyiniz can kardeşler. Geldik en önemli jimnastiğimiz. Ruhunuzun jimnastiği hepsinden önemli. Ruhunuzun jimnastiği içinde şükretmekten geçiyor. Bütün verdiklerine çok şükür, çok şükür demeyi hiç unutmayınız. Şükrettikçe her şeylerin rast gittiğini, iyi gittiğini göreceksiniz. Ve her gece kendinize şu 4 soruyu sorunuz. Bugün ben kendim için ne yaptım? 2. Bugün ben konu komşu için, ailem için, eşim dostum için ne yaptım? 3. Bugün ben devletim, milletim için ne yaptım? Ve çok önemlisi, beni yaradan Allah'ım için ne yaptım? Her gece bu sorulara evet diyebiliyorsanız gözünüz aydın, çok güzel bir gün geçirmişsiniz. Her gününüz böyle olsun inşallah. Buna dikkat ediniz. Çocuklarınıza da öğretiniz. Eş dost toplantılarında da birbirinize anlatınız ki bu soruları sordukça her şeyden rast gidecek. Daha huzurlu olacaksınız. Birçok şeye kızmamayı öğreneceksiniz. Sinirlenmemeyi öğreneceksiniz. Ve o zaman da her şeyler güzel olacak diyoruz. Size çok güzel bir görüntü gösteriyoruz. Size söylemiştim. Çok güzel Ankara'mızın Çamlı Deresi'nde güzel bir belediye başkanımız var. Caner Cem kardeşimiz çok güzel bir antikalar toplamış. Sobalar toplamış. Çok değişik sobalar. Hepiniz şaşıracaksınız. Aa, bizim evde de vardı diyeceksiniz. Çok güzel şimdi soba şeklinde bir bina yapıp içine onları koyup açacak o müze inşallah. Dünyada hiçbir yerde olmayan terazi müzesi var Çamlıdere'de. Öyle mi? Dünyada hiçbir yerde olmayan hayvanlar, Çamlıdere yöresine yetişen bulunan hayvanlardan yapmış çok güzel görüntüler var. Çamlıdere'ye gidin, bu görüntüleri görün. Ben de size çekim yaptım. Nasıl güzel oyuncaklar var, ne kadar değişik oyuncaklar var. Biz nelerle oynuyormuşuz, gençler görsünler. Şimdi bunlar bıttıdı bıttıdılar oynuyor. Biz de gariban gariban telefonla oynuyoruz. Seyredelim bakalım evet, neler göreceğiz. Çamlıdere görüntülerini. Sevgili seyircilerim, tabii 1800'lü yılların bisikleti
Bu ise görüyorsunuz yine 1800'lü yıllarda bir bisiklet, yine görüyorsunuz ne kadar değişik. Pedal kısmı buradan buna biniyor. Oturma yeri burası. Ayak kısmı burası. Bu da çok eski zamanlarda binilen bir bisikletimiz. Bir başka bir bisikletimiz de bu. Görüyorsunuz. Bu da böyle bir çekik bisikletimiz. Bu bisiklet özel bir bisiklet. Neden derseniz vitesi bile var. Bakın burada da vitesi var. Yani yokuşun durumuna göre, zorluğuna göre vitesle değiştirebiliyorsunuz. Bu da özel bir bisiklet ama bu çok eskilerde değil. Bu biraz daha yeni sayılabilir bisiklet. Şimdi burada başka bisikletlerimiz de var sevgili seyircilerim. Onlara geçiyoruz. Yeni jenerasyon diyelim ama eski jenerasyonda bisikletlerimiz de burada mevcut. Gördüğünüz gibi bu da bir başka bir arabamız. Ama bunlar gördüğünüz gibi bunlar direksiyonlu böyle oyuncak arabalarımız. Bunlar ise çocuk arabalarımız. Böyle çocuklar içine konuyordu. Bu şekilde götürüyordu. Bu yatarak götürülen. Ama şurada bir tanesi var ki onu size göstermek istiyorum. Çok eskilerden kalma. Gördüğünüz gibi deri bu. Şimdi bunlar hep plastik ama bu çok eski deriden yapılmış. Hakiki deriden yapılmış bir bisikletimiz görüyorsunuz. Çocuklarımızın çok eski zamandan beri kalan bisiklet, çocuklarımızın çocuk arabaları içine konuyor. Bayağı eski zamana ait. Atlı karıncalarımız çoktu. Gördüğünüz gibi atlı karıncalarımız. Yine eski zamanlardan bir çocuk arabası daha görüyorsunuz. Bu ise çok konforlu sepetli çocuk arabası tabir edilen bir şey. Bakın sepet şeklinde çocuğun yatacak yeri de vardı. Bunu böyle böyle yaylanır. Çocuklar çok rahat ederek içinde şey yapabilirlerdi. Bakın bunlar çok eskinin atlı karıncaları evlerimizde olan böyle. Bayağı kuvvetlidir yani bu şekilde biner, bunlarda da çok böyle atçılık oynardık. Gördüğünüz gibi çok güzel devam ediyoruz. Evet, burada bir ne görüyoruz? Bu da bir çocuk beşiği, eskilerden kalma. Üstüne çocuğumuzu koyup yatağını yapıyordu. Sobalarımıza geldik. Her çeşit soba var burada. Bunlar eskilerin gaz sobaları. Gazlarla çalışan sobalarımız. Bunlar eski saç sobamız. Ama esas şurada sanat harikası çinili sobalarımız var sevgili kardeşlerim. Bakın gördüğünüz gibi bunlar döküm çiniden yapılan sobalar. Bunlar çok kıymetli sobalarımızdı. Evet, bir başka sobayı size göstermek istiyorum. Çok kıymetli bir soba sevgili seyircilerim. Bakın buradan kömürleri atılan, buradan kömürleri atılan, yapılan çok kıymetli bir sobamız. Burada yine gaz sobalarımız devam ediyor. Bunlar bir zamanların çok meşhur sobaları görüyorsunuz kardeşlerim. Bunlar da bacasız gaz sobaları. Sözde zehir saçmıyor derlerdi ama çok büyük zehir saçan sobaları. Bunlar borulu gaz sobaları sevgili kardeşlerim. Devam ediyoruz sobalarımıza. Yine bakın çok güzel, enteresan sobalarımız. Bunlar döküm soba, çok kıymetli sobalar sevgili kardeşlerim. İçinde odun, kömür, her şeyi yakabileceğiniz döküm sobalar görüyorsunuz. Bunlar kıymetli sobaydı. Çok güzel sobalarımız burada.
Bunlar çok zenginlerin evinde olan sobalar sevgili kardeşlerim. Bakın yine bu da şömine soba tabir edilen çok güzel Alman malı bir soba bu sevgili seyircilerim. Almanya'dan getirilmiş. Görüyorsunuz üstünde zaten yazıyor, yazıları da var. Bakın bu şekilde yanan çok özel sobalarımız. Evet, devam ediyoruz sobalarımıza bakmaya. Bakın burada bir başka Çinli sobamız görüyorsunuz. Yine Çinli sobamıza bir başka örnek. Hep burada çok güzel sobalarımız var. Gördüğünüz gibi bu da yine Çinli bir sobamız. Bakın buradan açılıyor. Buradan bütün her şeyleri atılıp kapanıp yakılan Çinli sobalarımız. Bu ise bir elektrik soba örneği sevgili kardeşlerim. Bu da elektrik sobalarımızdan Çinli. Bakın şömine soba. İçine şömine soba sevgili kardeşlerim. İçine odunu atıldıktan sonra bakın buraya atılıyor. Burada mis gibi yanıyor. Çok güzel şömine sobalarımızdan biri. Bir başka şömine sobamız da bu. Çok kıymetli bir soba sevgili kardeşlerim. Bakın buraya atıyorsunuz. Buradan da kapatıp güzelce yapıyorsunuz. Başkanım çok çalışkan. Bu usta da çok güzel şeyler yapmış. Çocuklarımızın oyuncaklarından tutun da bebeklerinden tutun da sobalardan, bisikletlerden tutun. Şimdi bir soba şeklinde bir bina yapıyormuş başkanım. O sobaları da orada gösterecekmiş. Şimdi o binanın da maketini görelim beraberce. Buyurun bakalım. Bu gördüğünüz gibi güzel bir kuzine maketi. Çok güzel bu, hem ısıtmada kullanılır, hem yemek yapılır, hem fırın yapılır. Bu çok güzel bir kuzinemiz. Bakın buradan içine açılıp odunu, kömürü atılan bir kuzine maketimiz. Şimdi belediyemiz aynı şekilde bir bina yapıp bütün bu sobaları içinde barındıracakmış. Bu şekilde bir kuzine bina yapacakmış. Başkanımın orası inanılmaz bir yer sevgili seyircilerim. Bakın ne kadar güzel bir oyuncağımız daha var. Başkanım, bundan habersiz girdik bakın. Sevgili seyircilerim, ben size ne diyorum? Hep Balfix demirde sallanın, belanız geçsin diyorum. Nasıl sallanacaksınız? İşte gösteriyoruz. Bakın bu şekilde sallanacaksınız. Başkanım da burada yapmış, görüyorsunuz bakın. Ne kadar güzel Balfix demirde sallanan bir oyuncağı buraya koymuş. Ne kadar güzel eskilerden kalma bir oyuncak. Ben de size diyorum ki Balfix demirde sallanırsanız hiç bel ağrılarınız kalmaz. Buradaki bütün ağrılarınız geçer diyorum. Sakın kaçırmayın. Böyle bol bol sallanın diyorum. Bakın bu da kilit müzesi. Bu görüyorsunuz ne kadar güzel eski kilitlerimiz. Bizim rahmetli babamın dükkanında kilidi hemen hemen böyleydi. Eskinin güzel sağlam bir kilidi. Burada da kilit müzesimiz var. Çeşitli kilitlerimiz, bakın ne kadar değişik kilitlerimiz var. Eski zamanın en güzel, en sağlam kilitlerinden tutun. Yeni modellerde olmak üzere. Bakın eski zamanın kilitlerinden bir tane. Ne kadar güzel değişik kilitlerimiz. Bunlar da kilit koleksiyonumuz. Gördüğünüz evler ise Çamlıdere'mizin maket evleri sevgili seyircilerim. Bunlar da çok eskinin kılıçları. Görüyorsunuz bunlar da burada güzelce bir müze haline getirilecek. Acaba bu ne? Bu Allah dostu dervişlerin kullandığı bir alet. Nasıl bir alet? Bakın Allah dostları Allah zikrederken bunu bu şekilde buraya koyuyorlar böyle. Allah zikretmeye başlıyorlar, devam ediyorlar bunu bu şekilde. Allah'ı zikrederken eğer uykuları gelip de uyur gibi olurlarsa buradan batsın, onu uyandırsın, Allah'ı zikretmeye devam etsin diye yapılmış bir aletimiz. Görüyorsunuz böyle tam boyun kısmı bu şekilde dayanır. Bu şekilde Allah zikredilir. Uykunuz gelir gibi olur da boyunuz düşecek olursa buradan batıp sizi tekrar uyandıran bir aletimiz. Allah dostlar kim bilir kaç kişi Rabbimi zikrederken bunu kullanmıştır.
Allah onlardan razı olsun. Şu güzelliğe bakın. Osmanlı'nın zevkine bakın. Osmanlı evine gelirdi, çizmesini, ayakkabısını nasıl çıkarırdı? Hanım gel çıkar mı derdi ya da böyle gelir, bunun üstüne bu şekilde basar, ayakkabı da buraya takar, böyle dur, böyle çıkarır mıydı? İşte ayakkabı çıkaracağız sevgili seyircilerim. Gördüğünüz gibi ondan sonra da bunu böyle yapar, bunu da böyle basar, diğer ayakkabısını da bu şekilde çıkarırdı. Görüyorsunuz ayakkabı çıkaracağı ama zevke bakın, işlemeye bakın, tamamen el işçiliği, el emeği. Görüyorsunuz kök boyayla boyanmış ayakkabı çıkaracağı. Çok eskilerden kalma bir tabanca, barut sıkıştırılır içine. Bu şekilde atılırdı, tetiği falan çalışıyor. Bakın, evet. İçine de bir şey sıkıştırılıyor, pof diye patlıyor. Bayağı ciddi bir şey. Bu eskiden ilkokulda başkanım okula giderken, başkanım tabii maddi durumu iyi olduğu için zenginlerin çocuklarına böyle bir beslenme çantası bu. Gördüğünüz gibi şaka yaptık sevgili seyircilerim. Ama çok güzel bir beslenme çantası. Bakın oymalara bakın, işlemeciliğe bakın. Ne kadar güzel bir beslenme çantası. Bu görüyorsunuz çok eskilerden bir mezar taşı. Ta eski zamanlardan gelme mezar taşı. Çok eskilerden kalma, eskilerden kalma bakın. Aslan başları oyma taştan zamanında, ta Hititler zamanından olabilir. Yine burada bakın bu taşlar çok eski zamanlardan oymacılıkta yapılmış. Çok eski zamanlardan kalma, insanlardan kalma taşlar. Bakın bunlar da yine çok değişik kuş figürleriyle yapılan oyma taşlarımız. Bunlar Etililerden beri gelen, çok eskiden beri gelen tarihi taşlarımız. Şimdi başkanım bunlardan da burada bir müze yapacakmış. Evet, Şamlıdere'yi gösterdik. Şimdi size güzel memleketimin güzel otlarından bir parçalar göstereceğim. Acaba bunlar ne? Bunlar ne? Üçünü de bilene mükafat var. Hadi bakalım. Ben şöyle vereyim. Çıtlık. Ebem kömeci. Hocam bunu çok güzel olur böyle. Çıtlık mıtlık değil. Doğru düzgün adını söyle. Yani, çıtlık mıtlık öyle. Öğrendim. Çıtlık mıtlık değil. Hardal. Gelinceye benziyor. Hardal o ebe gümeci. Peki. Tamam, gümeci. Hardalı bildiniz. Ebem gümeci bildiniz. Şu ne? Çıtlık değil. Ne çıtlığı ya? Karababa mı diyorlar? Ne diyorlar? Ne diyorlar? Karababa mı diyorlar? Kara. Karababa mı? Karababa mı? Karababa mı? Ne? Karakavuk mu? Karakavuk mu? Karakavuk mu? Söyle dur. Kara hindiba. Karakavuk diyordu şimdi. Yok, şirini görünce ha. Kara hindiba. Bravo. Vallahi helal olsun. Helal olsun. Kesinlikle doğru. Bu kara hindiba. Bu hardal. Bu da ebem gümeci. Ebe gümeci. Ebem gümeci değil mi? Hayır. Ebe gümeci. Ben ebem gümecini biliyorum. Sor bakalım, sor. Eskiden ebem gömeci derdi. Ebe gömeci değil ki. Ebem gömeci hocam. Ebe gömeci. Yani ebemin gömeci. Evlerde öyle diyorlar ama ebe gömeci. Evet, ebe gömeci. Neyse, doğrusu peki. Ebe gömeci ama nasıl bildiğiniz hayret ettim. Harikasınız, süpersiniz. Harikasınız, peki, şimdi süpersiniz. Dinleyin. Bu sizin çıtlak dediğiniz, sonra karar verip de kara indiba dediğiniz neye yarıyor? Neye yarıyor? Neye yarıyor? Zayıflamada etkisi var, onu biliyorum, kara hindiba. Bravo, bravo. Evet. Toksinleri atıcı özelliği var. Karaciğere çok faydalı. Öyle mi? Karaciğer yağlanmasına çok faydalı. En önemli özelliği idrar ve balgam söktürücü özelliği var. Böbreklerde kumları döküyor ama en önemli özelliklerinden biri enginarla beraber yendiği zaman, enginar yapraklarıyla beraber karaciğere çok iyi geliyor kara hindiba. Bravo. Geldik şimdi, ebem gümeci ya da ebe gümeci. Tamam. Ebe gümeci, biraz öksürükte çok iyi geliyor. Cilde çok iyi geliyor. Silicelere çok iyi geliyor. Bizim derdimiz Can, bunu derdi Canan. Biz uğraşıyoruz Can'la, bu da güzel uğraşıyor, güzellikle. Evet, çünkü doğru, doğru, cilt, doğru. Evet. Bunun yemeği de çok güzel olur, Suyunu kaynatıp içtiğiniz zaman göğsü yumuşatıcı özelliği var. Böreğe de olur. Kaynayan suya atıp da
Buharını kokladığınız zaman nefes açıcı özelliği var. Hı. Yemekte olduğu zaman bağırsakları çok güzel yapıyor. Diş eti, diş eti hastalıklarında, ağız yaralarında bunun suyunu böyle ağzınızda çalkaladığınız zaman çok faydası var. Geldik hardal otu. Hardal otu çok doğru bildiniz. Hardalın da çok faydaları var. Bilhassa romatizmal eklem ağrılarında çok faydası var. Kaynatıp suyunu içebilirsiniz. Hardal bronşite de iyi geliyor. Bu hardal, bilhassa kara hardalın suyunu içtiğin zaman şu geceleri olan huzursuz bacak denilen bir şey var. Böyle yatakta böyle kendiliğinden atan bacakta. Her gece bunun suyunu içtiğiniz zaman ya da tohumunu bir çay kaşığı kadar tohumunu ezip yediğiniz zaman işte bakın bravo. Tohumu da bu. Bunu yediğin zaman havanda döv, yediğiniz zaman ya da bunun suyunu içtiğiniz zaman ona faydası var. Aklınızda olsun. Sizi de tebrik ediyorum. Biraz şey evet. Bu ısırgan otu değil ama. Ona benziyor evet, bu. Evet, ona benziyor. Isırgan otu da doğru. Size önümüzdeki günlerde başka otlar da göstereceğiz. Başka şeyler de yapacağız. Şimdi size bizim evde kendimiz kullandığımız. Evet. Harika bir ağız suyu yapacağım. İçinde hiçbir kimyasal yok. Çocuklarınıza da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Diş eti kanamalarına da çok iyi geliyor. Harika bir ağız suyu yapıyorum. Ağız suyu da diyorlar, çalkalayabilirsiniz bununla ağzınızı. Bir su bardağı suyun içine bir çorba kaşığı karbonat koyuyorum. Güzelce bunun ikisini şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Karbonatı suyun içinde eritiyorum. Hiç para verip almanıza gerek yok. Çok da ekonomik. Bunun içine 2 çorba kaşığı sirke koyuyorum. Bizim burada yaptığımız sirkelerden kullandım ben. Ne sirkesi olursa olsun. Biz pancar sirkesi koyduk. Ben pancar sirkesi koydum. Başka sirkeler de olabilir. Elma evet. da olabilir. Üzüm de olabilir. İçine de 1 tatlı kaşığı nane yağı. Portakal yağı da olabilir. Evet, portakal yağı da olabilir. Hindistan cevizi yağı da olabilir. Evet. Şöyle güzelce karıştırdım. 1 su bardağı su koydum. 1 tatlı kaşığı karbonat koydum. 2 çorba kaşığı sirke koydum. 1 tatlı kaşığı da nane yağı koydum. Peki bir şeyi karıştırırken böyle evet. mi karıştırmak lazım? Bir dakika. Bak. Dur bir dakika. Ay bugün ben sana yaranamadım. Şimdi ilk başladık spora başladık. Böyle mi yapmamız lazım? Bak bir dakika ama bir dakika, şey göstereceğim. Bir dakika. Daha güzel karışmasını istiyorsanız bir de ses çıkarmamasını istiyorsanız kaşığı alttan kaldı. Ama ses çıkartsan olur. Ama güzel karışması açısından. Tangul tungul tangul tungul yapıyorsun ama canlı yayında. Ama çıkarsa bak, ne şimdi olacak? Ses çıkıyor mu? Hiç duymadınız ses değil mi bak, öyle? Hem tangul güzel karıştırıyorum yaptım. Hem de ses çıkmıyor. Bir kere tangul tungul çıkamaz çünkü zaten kaşık tahta ama kaşık. Ama tangul tungul çıktı. Olsun iyice karıştırdım neyse, ben öyle peki, gösterdim tamam. gösterdim. Kaldırmayın kardeşim. Görsel siz bir şey. Daha güzel karışması için kaşık dipte yapışık dursun siz devamlı. Siz şöyle yapışık yapışık böyle iyice güç harcaya harcaya yapın. Peki ha? Tamam hadi buyur. Yaranamadım bugün sana bak ilk başladık. Başlar başlamaz. Dedim ki ben dedim bir aydan beri spora katılıyorum. Çünkü tiyatrodayım, oyunum var, provam var. O yüzden katılamadım. Şuralarımda ağrılar geçti dedim. Ay nereden dedim. Ama ben de diyorum ki seyircilere ben her an her dakika yapın diyorum. Sen öyle yapıyorsun. Yapmadığını söylüyorsun. Ne dedim bana? Bana ne dedin? Ben her gün yap demiyor muyum sana? Arabada giderken bile yap. Ben iyilik olsun diye dedim ama. Böyle böyle yap demiyor muyum? Ama ben iyilik olsun diye dedim tamam. Feridun Bey. Evet, evet hadi güzellik devam ediyorum. Olsun diye tamam. söyledim. Şimdi bunu da bunun içine boşaltalım. Lavaboda durabilir ağzı kapalı bir şekilde dişlerinizi fırçaladıktan sonra akşam bununla gargara yaptığınız zaman bu ağız suyuyla gargara yaptığınız zaman diş etlerinizdeki taşlara çok iyi geliyor. Diş eti kanamalarına çok iyi geliyor. Diş eti yani diş çürümelerine de çok iyi geliyor. Güzelce kullanabilirsiniz harikasın. Diyelim. Evet. Doğru. Şöyle pembe de bir su oldu bakın ne kadar güzel oldu rengi de. Evet. Çok evet. güzel oldu. Bunu muhakkak yapınız diyoruz. Tavsiye ediyoruz. Doğru bir su. Çok faydalı. Ağzınızda ama yani. Hızlı Allah hızlı böyle. Olsun. Bak güzel yaptığını güzel yaptı diyoruz. Ay Serap sağ ol Hanım. Teşekkür ederim. Peki. Son dönemlerde dişin nasıl fırçalayacağız, nasıl diş fırçası kullanacağız bunları konuşuyoruz. Evet Feridun bir Bey. Kere sert diş fırçası kullanmayacaksınız. Kullanmayacağız. Çok aşırı sert olmayacak. Yumuşak olacak. İşte kılların boyu bazen böyle bazen böyle diyorlar. Onlara fazla takılmayın. Açılı diyorlar. Diş macunumuz evet. nerede? Diş macun koyun. Diş macunu ne kadar süreceksiniz? Ne kadar bir süreceğiz? Bir de o var. Mesela beni affetsinler ama reklamlarda koyuyorlar böyle. Mesela bir tane.
Şöyle yapıyorlar bak şöyle. Son derece yanlış. Son derece yanlış. Yaklaşık bir mercimek kadar olan şey yetiyor. Sizin burada yaptığınız önemli olan mekanik temizlik. Yani ne demek? Bastıra bastıra yapacağınız temizlik. Bu çok önemli. Bu dişlerinizi fırçalarken daima aşağıda... Şurada gösterelim. Bakın şöyle dişlerinizi şöyle yapmanızda, arada daireler yapmanızda. Ama ben diş etlerinize de birazcık yapmanızı istiyorum. Sadece dişleri değil. Bak böyle. Ya da böyle bir odayı temizler gibi bakın böyle. İç kısımlardan da böyle alarak bak böyle. Ama diş etlerinizden beraber alacaksınız. Burada da aynı şekilde böyle diş etlerinden alarak temizlemenizde yarar var kardeşlerim. Tatlı tatlı yapacaksınız. Diş etlerinize de muhakkak yapacaksınız. Bir de temizlikte en önemli şeylerden biri bakın şöyle bir şeyler çıkarmışlar. Bu ne? Diş aralarındaki yerleri fırçalamak için bakın. Bu fırça. Bakın bir fırça bu. Şöyle bir fırça. Bir de diş ipi ama... çıkarmışlar. Bakın böyle diş ipleri çıkarmışlar. Diş ipleri. Onları da böyle. Ama biraz aralık mı olması gerekiyor dişlerin arasında? Birazcık olacak Serap Hanım gerçekten... ama... Çok fazla olmayacak ama birazcık olacak ki orada tüklük geçecek ya da böyle diş ipiyle arada dişleriniz lazım. Tabii dişçinize de danışıp böyle artık ipi... kürdanı önermiyorlar biliyor musunuz Feridun Bey? Kürdanı da önerirler bazen bakın böyle. Evet kürdan çünkü gerçekten öyle tahriş ediyor. Kanatıyor. Diş etlerinizin arasında böyle arada temizlemeniz lazım. Diş ipleri bakın böyle çıkartmışlar değişik şeyler. Peki bir şey daha çıkarmışlar bu ne? O... Bu ne? Benim dilimi bir göster abi. Bir sürü pigmentler var orada da. Onların arasında da pislik kalıyor. Orada da mikroplar olabiliyor. İşte onu temizlemek için kardeşlerim dilinizi böyle çıkarıyorsunuz. Bunu da yapmanız lazım. Peki siz diyeceksiniz ki ya hocam ben bunu bulamıyorum ne yapayım? O zaman bir diş fırçanızda da yapabilirsiniz. Bakın böyle. Artık diş fırçalarının arkalarını da yapıyorlar Feridun. Arkalarını yapıyorlar bazen. Yoksa böyle yapabilirsiniz. Durun. Yalnız bunu yaparken biraz dibe doğru giderse böyle öğürürsünüz. Bunu olmaması için dilinizi çıkarıp şöyle ısıracaksınız. Bakın şöyle. Hiç öğürmezsiniz o zaman. Hı. Bu şekilde yapabilirsiniz kardeşlerim. Şimdi bir de dişlerinizi tazikli suyla mesela Serap Hanım yaptığı suyla ağzınızı çalkalayın diyoruz. Sirkeyle çalkalayın diyoruz. Bu boğaza bunun da için, çok iyi geliyor. Bunun için böyle aletler çıkarmışlar. Mesela bu böyle dişleri fırçalamak için elektrikli şeyler olabilir. Bunların da kullanılmasının fayda olabiliyor. Her tarafına ulaşabiliyorsunuz. Bunların dönenleri var. Bunları da tavsiye edebiliyoruz ama müsaade edin. Bir de yıkama suları var. Ağzımızı yıkıyoruz. Ağız bunlarla duşu. Bakın böyle. Şu leğenimizi versene bir dakika. Evet. Ağız duşu. Evet. Ya da şöyle şimdi bir şeyin bakın, içinde yapalım. Ağzınıza bununla da çalkalayacaksınız böyle. Makineler var bakın. Bir şey takmamışız. Ay. Evet, bu ağzınızı tamamen duş yaptırıyor. Tabii dişçilerde de var. Bir dakika, şimdi konuşuyoruz. Şimdi siz diyeceksiniz ki, ya hocam bir sürü alet gösterdi, biz nereden para bulacağız da nereden alacağız? Hı. Peki ben de size diyeceğim ki, hepiniz bir tane şöyle plastik kolonya şişesini orada bulundurun. Çünkü bu tazikli suyla temizleme meselesi önemli. Bunu alın bakın böyle, aynı bunun yaptığı işi yaptırırsınız bakın. Ne güzel. Lütfen tazikli suyla temizleme işleminde muhakkak yapın. Ama benim size tavsiyem buyurun. Hani sabahları sirke için diyoruz, sirkeyi yapın diyoruz ya. Bu Serap Hanım'ın... Bu nasıl ben, açılıyor? Ben şöyle açılıyor. Bastıracak. Tamam, evet. Heh. Kullanmayan bilmiyor demek. Bak işte ben...
Ya bütün hanımlar helal olsun abi. Bir daha güzel size bir şey anlatmayacağım. Hepiniz bunu tutuyorsunuz. Böyle hiç tutan yok ya. Peki. Hadi bunu ne yapıyorsunuz? Ağzınıza alıyorsunuz. Tazikte gezdiriyorsunuz. Bakın. Tazikte gezdiriyorsunuz. Bakın böyle. Beni iyi dinleyin. O diş aldığınız hazır dişlerin evet. üstünde ne yazıyor? Çok kimyasallar var. Sakın yutmayınız var. Diyor. Evet. Yutarsanız şöyle yapınız böyle yapınız. Bunu yutabilirsiniz. Bunu yutun. Hiçbir şey ne yaparsanız olmaz. Yapın. Hiçbir şey yok. Sirke lütfen, var, karbonat var, su lütfen var. Lütfen seyircilerime evet. şöyle küçük küçük dağıtalım. Bir tatsınlar. Ağzınızdaki hepimiz, ferahlığı, evet. ağzınızdaki güzelliği bir görün. Çok böyle bir şey oluyor. Yok. Lütfen ihmal etmeyin. Portakalı yediniz. Kabuğunu sakın atmıyorsunuz. Kabuğu bir sürü şeylere vereyim. Faydalı. Ama hemen şöyle kolayca diş temizlemeye de faydalı. Bakın böyle. Ben onunla şey yapıyorum şu... Bakın beyaz kısmını sürdüğünüz zaman dişlerinizi çok evet. beyazlatıyor biliyorum. Bunun kenarlarındaki siyah noktalara da bravo. İyi geliyor. Bravo. Yüzünüzü de temizler. Evet. Muzun kabuğunu aldınız, yediniz. Güzel. Ah. Güzel memleketimin muzu ama. Yerli muzu mu? Evet. Yerli muzu mu? Bunu denedim Anamur, Feridun Bey. Akdeniz. Ha. Bunu nasıl denedim geldi? Dişleri beyazlatıyor. Harika evet, beyazlatıyor. Gerçekten çok iyi geliyor. Bunu da böyle yapabilirsiniz bak. Muz kabuğu. Evet. Ya da bunun içini bak şöyle alıp fırçayla öyle böyle temizleyebilirsiniz. Bak iç kısmını mükemmel şekilde dişlerinizin parladığını göreceksiniz. Kimyasal şeylerle beyazlatmanın bazı zararları olduğu söyleniyor. Tabii diş doktorlarınız yaparsa itirazım yok. Hani çok beyazlatıyor diş macunu bilmem neleri pek katılmıyoruz. Onları mümkün olduğu kadar dikkatli ya, kullanın diyoruz. Bizim yaptığımız bir diş macunu var. Kendimiz yapıyoruz. Gargarayı da kendimiz yapıyoruz. Evet. Onu da kendimiz yapıyoruz. Feridun şimdi Bey, nasıl yaptığımızı gösterelim. Bir harika güzel bir doğal diş macunu yapıyoruz. Bunu muhakkak yapın diyoruz sevgili kardeşlerim. Neticeyi göreceksiniz. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar karbonat. Dinleyiniz devam ediyoruz. Bir tatlı kaşığı beyaz kil. Yarım çay kaşığı kadar ya da bir çay kaşığı kadar tuz. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Şimdi sevgili kardeşlerim bunun içine bir tatlı kaşığı kadar ozon yağı. Ozonun oksijen haliyle temizleyici özelliği var. Bulamazlarsa zeytinyağı koysunlar mı? Zeytinyağı koysunlar ama ozon burada yağ, ozonun evet. temizleyici özelliği var. Doğru. Bulamazlarsa hiçbir şey koymasınlar. Bir daha söyleyeyim. Ozon yağının ozon etkisi yani oksijen etkisi için söylüyoruz. Bulamazsanız hiçbir şey koymayın. Karbonat koyduk, kil koyduk, tuz koyduk. Karbonat yeşil karbonat kil yeşil kil de olabilir ama beyaz kil olmasında daha yarar var. Şimdi bunun içine yaklaşık bir çay kaşığı kadar limon suyu koyuyoruz. Bir çay kaşığı kadar limon suyu koyduk. Karıştırdık. Sevgili kardeşlerim bunun içine bir çorba kaşığı kadar gliserin koyuyoruz. Koyduk. Sevgili kardeşlerim bunun içine birazcık da nane yağı koyuyoruz. Tat. İsterseniz portakal yağı da koyabilirsiniz. Ne isterseniz koyabilirsiniz. Kıvamını isterseniz birazcık kil koyup biraz daha koyulaştırabiliriz. Ama tam ölçülere göre yaparsanız çok güzel macun gibi oluyor. Tam bir macun oldu zaten evet. şu anda. Birazcık, ben bunu kavanoza koyuyorum. Birazcık Feridun daha koyulaştırabiliriz. Biz de şöyle evet. diyoruz. Küçük bakın kavanoza şöyle kavanoza koyun evet. bunu diyoruz. Öyle. Sonra da diş fırçamı böyle suyla ıslatıyorum. Ondan sonra içine daldırıp hani istediğiniz bakın miktarda alabilirsiniz. Bakın böyle kavanoza koyun. Evet. Aynen öyle yap Serap evet. Hanım. Evet. Böyle de alıp yüz kendiniz çok güzelce fırçalayabilirsiniz. Çok beyazlatıyor. Deneyin, görün. Çok güzel çok beyazlatıyor. Kil, evet. tuz, karbonat, limon suyu, ozon yağı, nane yağı. Yapın, görün. Neticeyi şaşıracaksınız. Bir de şimdi size ağız yaraları için bir formül tarif edeyim. Bunu da muhakkak yapınız. Bu da çok faydalı, çok güzel bir şey oluyor. Ağız yaraları da oluyor. Böyle bazen dilinizin üstünde de böyle bir pıtırcıklar ağzınıza falan sağlık. Oluyor. Ağzınıza sağlık. Onlara şimdi ne göstereceğiz, iyi geliyor? Şimdi göstereceğim. Müsaade edin. Dört tane, beş dişle tane. Dişle ilgili mi? Dört tane, beş tane. Kili nereden bulacağız dedim. Her türlü baharatçı da var kil. Baharatçılar da var. Yeşil kil de var, beyaz kil de var. Biz beyaz kil şimdi kullandık. Dinleyiniz. Yaklaşık
4 tane 5 tane karanfili ezdim güzelce. İçine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar rendelenmiş zencefil attım. Taze zencefil yani. Bunun içine 1 çorba kaşığı kantaronlu ozon yağı koydum. Ozon yağı diye ısrar edişimizin sebebi ozonun içinde oksijen olduğu için temizleyici, mikrop öldürücü özelliği olduğu için. Ozon yağını, kantaronlu bakın kıpkırmızı çok da güzelmiş. Bunu koyduk. Hemen ne koyduk? Bir dakika anlatalım bir daha. Karanfil var. Kantaronlu ozon yağı var. Zencefil var. Bunun içine 1 çay kaşığı kadar da karbonat koyacağız. Sevgili kardeşlerim bunu bir gün şöyle bekleteceğiz. Bir gün. Bir gün sonra şöyle yaptık biz. Bir gün sonra bunu isterseniz şöyle tülbente içine koyup suyunu sıkabilirsiniz. Güzelce suyunu çıkarabilirsiniz ya da hemen konuşuyorum. Ağız yaraları için çok tavsiye ediyorum bunu bakın böyle. İşte bu suyu aldınız. Nerede ağız yaranız var, nerede dilinizde yara var? Kulak çubuğuyla oraya öyle sürü aftlara, ağzınıza sağlık aftlara. Mükemmel bir rahatlatıcı, mükemmel bir iyileştirici. Karanfil deneyin, var, görün. Karbonat var, karanfil zencefil. Ağrılarınızı gideriyor. Diğerlerinde mikrop öldürücü özelliği var, çabucak iyileştirmeye sebep oluyor. Hı hı. Şimdi sevgili kardeşlerim bugün size ısıtıcı verecektik. Isıtıcılarımızı kazanabilmenin şartı şifremizi bilmekti. Şifreyi bilen kardeşlerimiz alo diyorlar. Bu ısıtıcının özelliği portatif, her yerinize kullanabilirsiniz. Alo diyoruz şimdi. Hoş geldiniz. Mustafa abi merhaba. Uşak'tan. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Neydi Mustafa abi şifremiz? Tartar. Tartar. Diş taşlarının evet. Adı tartardı biliyorsun. Evet. Evet. Diş taşlarının. Sesiniz. Evet. Şimdi konuşuyoruz. Ben annem için aramıştım bunu da. Evet şimdi konuşuyoruz. Şifremizi bildiniz. Hemen adresinize güzelce ısıtıcımızı yolluyoruz. Güle güle kullanın inşallah. Sağlıklı günlerde. Evet, Tokat'tan arıyormuş. Bir tane daha var. Osman Tokat'tan. Bey. İkinci Osman erkek. Abi hoş geldin. Şifremiz hoş neydi Osman hocam. Abi? Tartar. Hemen ısıtıcımızı yolluyoruz. Bel ağrılarında, sırt ağrılarında her yerde çok rahat kullanabileceğiniz ısıtıcımız. Bakın bu şekilde takıp güzelce kullanabiliyorsunuz. Bunu tavsiye ediyoruz. Güzelce kullanın diyoruz. Hemen yolladık. Hatice abla. Aydın'dan. Onu da alo diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şifremiz neydi ablacığım? Tartar. Sana da bu ısıtıcımızdan yolluyoruz. Çok rahat edeceksiniz. Bize çok dua edeceksiniz. Güle güle kullanın. Bunun özelliği elektrikli ama 9 voltta çalışıyor. Hiçbir zaman çarpmıyor. En ufak bir yan etkisi yok, tehlikesi yok dedik. Hemen reklamlara gittik. Reklamlardan sonra çok güzel sürprizlerimiz var. Kaçırmayın fırsatı diyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Evet, tabii ki dişlerimizde sıkıntılar olduğu zaman diş doktoruna muhakkak gitmemiz lazım. Diş doktorlarına 6 ayda bir kendimizi muhakkak kontrol için gitmemiz lazım. Hiçbir şikayetiniz olmasa bile diş taşlarının temizlenmesi var. Ama bizim bu sirkeyle çalkaladığın zaman o diş taşlarında daha az tartar dediğimiz o diş taşları olmuyor. Ama kolayca diş nasıl çektirilir? Çocuklarınızın süt dişi nasıl çekilir? Beraberce görelim bakalım nasıl çekmişler dişlerimizi. I can't watch that. Is it getting it? Mhm. Yes, I can't watch that. Gross. Okay, okay. İş papağan iş başında süt dişi düşme kıvamına gelince çalışmaya başladı ve dişçi papağan operasyonu da gayet başarılı. Dişi ustalıkla çekiyor. İşte internet nelere kadir dedirtecek bir görüntü daha. Okuram. Olha. Doutor. E aí o negócio é o seguinte, é de cá, vai estar arrancando o dente do Gabriel agora. É o dentista Louro Zé. Meu Deus do céu. Sevgili kardeşlerim şu gördüğünüz portakal nelere kadir. C vitamini var, bağırsaklarımız güzel çalışıyor, lifleri güzel.
kabuğunda da çok enteresan, çok güzel nimetler varmış. Şaşırtıcı bir şekilde. Yiyelim yani portakalı da, portakalı değil mi Feridun muhakkak Bey? Yiyelim. Evet. Kabuğunu da sakın atmayın. Ne yapın? Güzelce portakal kabuklarını, yaklaşık 4 tane portakal kabuğunu güzelce rendik. İyice rendeledik. Beyazlarıyla böyle, birlikte böyle, değil böyle mi? Böyle rendeledik. Beyaz kısmını evet, da aldınız. En çok beyaz kısımlarını şöyle kabuğu rendeledik. Ondan sonra ha var mıydı? Vardı. Arıyorum, arıyorum. Bak şöyle en büyük dilimden şöyle. Feridun Bey, robota da atsanız robotlar tabii, da yapıyor. Tabii robotta da olur Serap Hanım da, robot değil olmayanlar için söylüyorum. Evet. Bakın böyle rendeledik. Robotta da yaptık, neyse. Evet. Yaklaşık 1 litre saf zeytinyağı aldık. 1 litre saf zeytinyağı aldık. Bunu güzelce bunun için atıyoruz. Sevgili kardeşim, kabızlığınız varsa bundan öyle 4 mi? Çorba kaşığı içiniz. 4 çorba sabah, kaşığı. Sabah, öğle, akşam, gece yatak. Şey, daha aç karnına mı? Aç karnına mı? Tok karnı. Benimki karnına. Az, 2 tane içiniz. Benimki çok, çok içiniz. Zeytinyağı ve portakal kabuğu çok inanılmaz bir nimet. Ve bu yağ nezle grip olduğunuz zaman da içebilirsiniz. Sizin direncinizi kuvvetlendirecek. Bir dakika, aynı şimdi, zamanda bir dakika şimdi anlatacağız. Bir dakika daha sürdüğünüz bitmedi. Ben zaman. Birdenbire şey yaptım. Dinleyiniz. Posalar da yiyebilir de şimdi ben ne yapacağım anlatıyorum. Bunu yaklaşık 20 gün kadar kapağı kapalı vaziyette bekleyeceksiniz. Ama 3-4 günde bir bunun içine bu motoru bunu sokup çevireceksiniz. Bunu da bu şekilde yaptıktan sonra 20 gün sonra bunu güzelce süzeceksiniz. Mükemmel bir yağ hazır. İşte o yağ için, o yağ selülitli yerlerinize sürün. O yağ ağrıyan eklemlerinize sürün. Nezle gripseniz, nezle gribinize faydası olur. Soğuk algınlığında içinde A vitamini var, C vitamini C var. Vitamini mükemmel var. Bir yağ doğal oluyor. Lütfen kendiniz evde yapın. Sadece dikkat edeceğiniz güzel bir zeytinyağınız olsun. Sızma zeytinyağınız olsun. Portakal kabuklarını rendeleyin, yapın. Dünyanın en güzel yağını elde edeceksiniz. Gidip dünya paralar verip yağ almanıza gerek yok. Ben size bakın dün Hindistan cevizi yaptım. Bugün portakal yağı yaptım. Geçen gün kekik yağı yapmıştım. Bakın evet, yağlar. Daha önce avokado yağı yapmıştım. Yağlar. Bakın hemen nasıl rengini değiştirmeye başladım Hindistan cevizi. Bu da avokado yağı. Bunları ne olur yapınız, üstüne de tarih atınız. 3-4 günde bir sadece makineye gezdireceksiniz, sonra da süzeceksiniz. Mükemmel yağınız hazır. Can kardeşler, bir daha söylüyorum, nezle gripte kullanabilirsiniz, kabızlıkta kullanabilirsiniz. Zayıflamaya yardımcı dediniz. Ağzına sağlık. Selülitler de çok faydalı. Yarın size yine bir bomba kere bomba bir yağ var. Bomba kere bomba bir yağ var. Yarını kaçırmayınız. Yarın size diz ve kalça ameliyatlarında protez nedir? Protez nasıl konuyor? Ne yapılıyor? Onlardan bahsedeceğiz. Onları göstereceğiz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, kanalın hoşça kalın. Hoşça kalın.